Yok ya. Silah satmayacakmışız. Silah işine girmeyecekmişiz. İyi oldu, ne yapacakmışız? Hızır, sen bunlara söylemedin mi? Hapçılarla konuşsunlar. Söylemedim. Bundan sonra gidin İlyas'la konuşun dedim. Sen demedin mi İlyas? Dedim abi. Ama adamlar bizimle uğraşmaya kararlı. Ben şimdi anladım meseleyi Dadaş. Hani sen içimizden biri bizi satıyor diyordun ya. Evet abi. Ha, bunlar onlar. Kipi abi. Bunlar içimizden birileri değil. Nasıl değil Abaslan? Fikret ölmüş. Peşine düşmüşüm. Odada parmak izi var mı diyorum. Bir benim bir ateşin parmak izi çıkıyor. Yani şimdi sen diyorsun ki bunlar bizi takip ediyorlar. Gidip işi bitiriyorlar. Ondan sonra temizliği yapıp gidiyorlar. Onun içinde ne kamera, ne kayıt, ne iz, ne de hain var orada da. Yani işlerini kendileri görüyorlar, öyle mi? Var mı başka bir izah Tufan? Sen söyle Ateş. Valla kendimizden şüphe eder olduk. Senin söylediğinden başka bir şey varsa bilen söylesin. Ben söyleyeyim. İçimizde hain değil ama bir tane geveze var. Yoksa bu adamlar bizi sabahtan akşama kadar takip etseler ne olur, etmeseler ne olur? Benim gördüğüm geveze sizsiniz. Gel oğlum. Daha doktor gezmedi, oturduğun yok. Ben doktor sözümü dinlerim. Ana sözü dinlerim. Ne diyormuş o gelenler? Bir iz bir şey var mıymış? Yokmuş abla. Ya ateşmiş ya benmiş mi? O ne demek? Ablam. İkimizden başka kimsenin izini bulamadılar odada. Çocuk mu kandırıyor bunlar? Emine abla. Bunları sonra konuşuruz. Şimdi gençler vardı. Tamam kardeşim. Tamam. Emine Hanım. Hatırım için iki lokma yesene. Yiyeceğim. Bulunsun o deyuslar. Yiyeceğim. Ya uşaklar. Ha Hızır Ali'ye bir sorun bakalım. Yeni amcasının yanında mutlu muymuş? Mutlu mutlu. Belli ki eski amcasından mutsuzdu. Belli ki eski amcam bizden mutsuzdu. Eski ne demek ulan? Hızır Ali, sen beni dinle. Ben senin yerinde olsam hemen tekrar amcama iltica ederdim. Neyi mi gördün lan? Neyini görmedim ya? Bir hap yüzünden ömrümüzü yedim. Bir hap mı? La iki kamyon, iki. Ne hapı? Tufan abi yurt dışından vitamin hapı getirtiyor. Kaçak işinde bir numaradır. Bak işte dediğim buydu. Eğer bu iş aile içinde vitamin hapıysa düşün artık dışarıda ne konuşuluyor. Hep senin yüzünden zaten. Reis. İlyas bunu 50 defa söyledi. Haplarla benim başka planım var diye ama tutturdu haplar. Hay boğazına takılsın o haplar ya. Yemin ediyorum piyasaya kendi adını kendin saldın. Öyle mi? Kızlar. Ha bu Boran kaçak çanta işindedir ha. Bütün markaların en güzelleri onun dükkanında var. Ben olsam gider çöker, ne var ne yoksa kaldırırım. Öyle mi? Hiç söylemiyorsun İlyas, aşk olsun. Ben de onu söyleyecektim sana da Özgür, vakit olmadı. Şimdi bizim Boran'ın arabasının bagajı çerçi gibi.
Yani çanta, bavul ne arıyorsan var. Hatta her numara ayakkabı da var. Var İlyas, var. İnsanları sevindirmek. Kapitalizmin insanların üzerine zorla yüklediği, o ulaşılmaz dediği markaları insanlara hediye etmek suç mu? Suçsa suç, kabul ediyorum. O yol kenarında karanfil satan emekçi kıza verdiğin kaç bin atkının sıcaklığını neyle ölçebilirsin İlyas? Hep böyle mi konuşur? Evet, anlaması biraz zaman alıyor. Ama doğruyu söylüyor. Hatçem, bak çanta, cüzdan bir şey lazım olursa ben Tekin'e söyleyeyim, ayarlasın. Yok yok, sağ ol. Geçen gün Boran babam çağırdı. Tekin'im gel dedi. Emret babam dedi. Dedi bu tefeciden indirdiğimiz çuvalların içindeki paraları. İlyas Reis'le bir konuşsak da bizdeki ikizlerle change mi yapsak hesabı? Dedim babam ben Fahri Baba'ya bir konuyu açayım. İlyas Reis'in nabzını en iyi o tutar. Tutmam. Beni İlyas'ın işlerine bulaştırmayın Tekin. Ya Fahri Baba, bu ikizleri piyasaya sürme işine Tufan Ağa da sıcak bakıyor. Değil mi gençler? Dayım o konteyner işi hallolmadan Boran abiyle işe mişe girmez. Faruk var diye mi masada açık konuşamıyorsun? Açık konuşuyorum abi. Dayım o hapların çöpe atılmadığını duyarsa kıyamet kopar. Nasıl ya? Atılmadı mı? Kardeşim o toplara girme. Zafer abi, sen de o mevzudan çık. Peki kardeş. İlyas abinin ekibi nerede Zafer abi? Ben de bileyim nerede Ercan. İlyas seni sor da, geç sor. Aman Ercan aman, gözünü seveyim. Belli ki biz burada piknik yaparken İlyas abinin tayfası da icraattaymış. O ne demek? Bakayım. Ha. Bugünkü pikniğin sebebi şimdi anlaşıldı. Bütün aile burada. Hatta istihbaratta görüşme de bugün burada. Demek ki bizim olayla bir alakamız yok. Biz masumuz. Bizim devletimize saygımız sonsuz. Aynen. İlyas, Tufan Ağa. Az gelsenize, bir haberim var. Abi müsaaden. Ne demek? İşinize bakın. Ben yerimden çok memnunum. Memnun olursun tabii. Almışsın eline bastonunu, sırtını dayamışsın anacığına. Bacıların yanında, gelinlerin karşında. Abi hayat sana kolay. Yok ben artık bu işleri bırakacağım, yapmayacağım, etmeyeceğim. Görürüm ben seni sonra. De gidelim mi aga? İsmini mi anladılar Ateş? Otur nişanının yanında. Bugünleri arar bulamazsın. Deyim hazır. Arayan bulur tipi. Arayan bulur. Yani ne ararsan bulursun. Öyle derler. Ama senle ben aramıyoruz değil mi? Yok dadaş, yok aramıyoruz. Bir şey aradığımız yok. Benim tek aradığım huzur. Huzur araymış. Ben de inandım. biz nereye dersek gelecek miymiş bu fuar? Benim bir çekincem yok. İstediğiniz yere gelirim. Yeter ki İlyas'la konuşayım diye. İyi.
Ne dersin İlyas? Benim oraya gelsin. Madem bir çekincesi yokmuş. O İzzet niye gelmiyormuş o İzzet? Geri zekalı mı? Gelir mi? Senin ona neler yapacağını bilmiyor mu? Gelir gelir. O da gelir de daha ona var. Yani ne diyorsun? Söyle akşam buraya gelsin. Buyurun. Buraya mı? Niye? Belli ki devlet bizi biraz sık boğaz edecek. Soran olursa biz buluşmadık o geldi deriz. Bana uyar. Bana da uyar.